Aslan oğlum benim. Haberi işitince öyle mutlu oldum ki. Rabbim yolunu açık, kılıcını keskin eylesin. Oysa ben sizin üzüleceğinizi tahmin etmiştim validem. Ne de olsa başkası vardı aklınızda. Sana daha önce de söyledim. Benim için ikiniz de birsiniz. Ayrıca senin dediğin gibi olsaydı şu anda Bayezid seçilmiş olurdu. Sahi kardeşim nerede? Divandan beri görmedim onu. Sen yapacaklarını düşün şimdi. Manisa'ya gitmek mühim. Ama ondan da mühimi orada kalabilmek. Ayrıca Mustafa abinin başına gelenler ibret olsun sana. Herhalde oradan sürülmek istemezsin. Değil mi? Elimden geleni yaparım validem. Elinden geleni yapacaksın. Aklını başına toplayacaksın. Ve benim sözümden zinhar çıkmayacaksın Selim. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hürrem. Süleyman. Biz de aslanımla sohbet ediyorduk. Öylesine heyecanlı ve sevinçli ki sana minnettar. Hünkârım, yüce gönlünüzle bana dünyaları bağışladınız. Sizi asla utandırmayacağım. Bundan hiç şüphem yok. Bayezid sükunetle karşıladı kararı. Beni her geçen gün biraz daha şaşırtıyor. Büyüyor aslanım. Tabii yalnızca o değil. Selim, Cihangir, Mihrimah. Onların en büyük şansı senin gibi bir anneye sahip olmalarıdır. Sen varlığınla hem bana hem de onlara kuvvet veriyorsun. Senin yokluğunda neler yaşadığımı bir ben, bir de yüce Rabbim bilir. Rabbim bize o günleri bir daha yaşatmasın. Amin. Amin. Kaç mevsim kaldım o çukurda hatırlamıyorum. Kaç kış geçti. Kaç bahar. En zoru da sensizlikti. Seni artık göremeyecektim. Sesini duyamayacaktım. Düşüncesi bile beni kahrederken ateşin içinde buldum kendimi. O ateş beni de yakıp kavurdu Hürrem. Seninle birlikte ruhumu da kaybettim sanki. Neşemi, sevincimi, kalbimi söküp aldılar sanki. O vakit anladım. Sensiz hiçbir şeyin kıymeti yok. Ne soluduğum havanın, ne de içtiğim suyun. Hamdülillah, devleti ışkın müyesserdir bana. Elde tuttuğum lebün yadına sagardır bana. Kâküline, kimi reyhandir muhibbi, kimi misk. Ko ne dirlerse desinler, zülfü amberdir bana.